Merhabalar. Hemen anlatalım. 6. Teknoloji ve Verimlilik Fuarı'ndayız. Drone hizmetleri olarak arkada Dronelik şovumuz da var. Burada şu anda tarım drone çözümlerimizi var, görüyorsunuz. Evet. Kendisi şimdi Sel Bey size detayları anlatacak. Aracımız 40 litrelik bir depoya sahip. Hem sıvı olarak hem kat olarak ilaçlama yapabiliyor. Türkiye'de de yaygın olarak şu an kullanılmakta. 100 dönümlük araziyi 10 tane drone 10 saniyede ilaçlamış. Bu doğru mu? 1 dakika olarak haberlere yansıdı fakat 8 dakika içerisinde ilaçlama yapıldı. 8 dakika içerisinde, evet. 100 dönümlük arazi 10 tane drone ile birlikte ilaçlanabiliyor. En çok kimler, evet, kullanıyor bu drone'ları? Genelde çiftçiler kullanıyor, büyük arazi sahipleri. Kooperatifler kullanıyor. Tabii kooperatifler, zirai odalar. Kiralayarak alabiliyorlar. Tabii ki. Aynı zamanda drone hizmetleri olarak biz Tarım Kredi Kooperatiflerine, evet, ZİHA araçları. ZİHA isminde danışmanlık verdi. ZİHA diye geçiyordu. ZİHA, evet, evet, zirai ilaçlama. Arkadaşlar, burada fuarın girişinde kocaman dev dronlar vardı. Altında da bidonlar vardı. Onları siz mi geliştiriyordunuz? Bugünkü o şey mi? Tarım Kredi Kooperatifleri'nden, evet, evet, mi bahsediyorsunuz? Tarım Tarnet Kredi falan diye geçiyordu. Evet, evet. Tarnet'in drone departmanında. Tarnetleri. Evet. O güzel, evet, iyi yakalamışız. Bizim kendi arkadaşlarımız ürettiği bir drone. Tasarım şurada. Yerli dronlar. Türkiye'nin ilk tescilli drone'u. Üzerinde plakası var, yakından alabilirsiniz. TR bu da tarım drone'u. Evet. Eğitim amaçlı kullanıyor şu an drone'umuz. Normalde bu drone'un fiyatı ne kadar? 100 bin falan var mı? Bunların şu anki güncel fiyatı 29 bin, 30 bin dolar bandında. Yani ne kadar yapıyor? 1 milyon lira yapıyor. Şu an TL karşılığıyla. Eski parayla, evet. Yani şöyle çok zaten... Çok az söylemişiz. Bir de güvenliğini sağlıyoruz biz dronlarla birlikte. Demir yolları güvenliğini sağladık. 345 kilometre güvenliğini sağladık dronla. Ve bir şüphelinin yakalanmasına yardımcı olduk. Drone teknolojisi gerçekten ilerlemesi, ülkemizde daha da hızlı ilerlemesi gereken bir teknoloji olduğuna inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz.